Herkese merhaba. İyi roman okumak herkesin hakkı. Son günlerde okuduğum bir romandan bahsetmek istiyorum. Başar Başarı'nın Dolunay İki Gece Sürer isimli romanı. Bir göç edebiyatı olarak vasıflandırdım ama sonrasında gördüğüm kadarıyla sadece göç edebiyatının sınırları içerisinde değil, polisiye edebiyat sınırları içerisinde bile değerlendirilebilecek olan bu roman gerçekten beni çok etkiledi. Başar Başarır, adından da belli zaten, başarılı bir yazar. Sait Faik ödülü almış, Yunus Nadi ödülü almış bir hikayeci ve romancı. Bu romanı, ikinci romanı, bundan önce Sibop isimli başka bir romanı çıktı. Daha çok hikaye türünde kitapları bulunan yazarın bu romanı bize bir baba-kız ilişkisini çok net, çok açık bir biçimde veriyor. Daha çok baba-oğul ilişkileriyle ilgili romanlar okuyan birisi olarak bir baba-kız ilişkisini okumak, baba-kız ilişkisinin niteliğini görmek, bu ilişkideki gerilim unsurlarını, çatışma unsurlarını fark edebilmek benim için çok önemli oldu, çok değerli oldu. Dolunay iki gece sürer, bu manada gerçekten etkileyici, tavsiye edilebilecek, sürükleyici özellikleri bulunan bir roman olarak değerlendirilebilir. Bir baba-kız ilişkisini ele alıyor dedim. Romanın baş kahramanı Gamze. Gamze babası İhsan Sami Bey ile gerilimli bir ilişki yaşıyor. Bu gerilimli ilişki Gamze'nin benlik bilincinin yeniden kurulması, bireyleşmesi manasında da oldukça önemli. Yani Gamze bu romanda kendini inşa eden, kendini kuran, bireyleşmeye başlayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ki romanda aslında aşk bağlamında, bir aşk öyküsü olarak da okunabilir bu arada, aşk bağlamında Gamze'nin olgunlaştığını, büyüdüğünü, kendi kararlarını vermeye başlayan bir kadın olmaya başladığını da net olarak görmekteyiz. Roman Gamze ile babası İhsan Sami Bey'in çatışması üzerine kuruludur. Bu çatışma romanın bütünü için geçerlidir. Sonlara doğru bu çatışma yerini uzlaşmaya bırakacaktır ama en başta biz Gamze ve İhsan Sami Bey ile karşılaştığımız andan itibaren bu gerilimli ilişkiyi, bu çatışmayı hissetmeye başlıyoruz. Ki bu çatışmanın varoluşu, bulunması romanın okunabilmesini sağlayan en önemli hususlardan, unsurlardan biri. Siz de biliyorsunuz bir metin, bir roman ya da öykü inşa ederken en fazla çatışma unsurunu ön plana alırız. Çatışma unsuru bir romanın, öykünün okur tarafından heyecanlı ve sonuna kadar okunabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu çatışmanın nedenlerinden biri tabii ki nesil farkı. Gamze ile İhsan Sami Bey arasında ki nesil farkı çatışmaya neden oluyor. Ama tabii bunun dışında başka başka nedenlerde bulunduğunu söylemek lazım. En önemli nedenlerden biri de İhsan Sami Bey'in narsist bir insan olmasıdır. Bu özelliği, onun narsist olması, çevresindeki her şeyi kendi bağlamında değerlendirmesine neden oluyor. Kendini çok önemli gören, çok değerli gören bir baba var karşımızda. Ve bu baba biraz da tahakkümperver bir insan. Çevresindeki insanlara kendi doğrularını dayatmaya çalışan, onları kendi doğruları etrafında biçimlendirmeye çalışan bir adam. İhsan Sami Erkol. 13 yaşında İhsan Sami Erkol'un 13 yaş küçük olduğu halde kendisinden daha önce vefat eden eşi Feriha Hanım da ondan nasibini almış, bu çatışmadan nasibini almış bir başka kişi. Gamze vefat eden, yeni vefat etmiş, yani bu olayın anlatılmasından 4 sene önce vefat etmiş, annesi Feriha Hanım'ın kişilik özelliklerini tevarüs eden birisi. Ki Feriha Hanım mirası başlıklı bölümde, ikinci bölümde biz bunu net olarak görüyoruz. Yazar Feriha Hanım mirası başlıklı bölümde Gamze'nin annesinin kişilik özelliklerini edindiğini, bu kişilik özelliklerine sahip olduğunu bize anlatıyor. Gamze'nin babası İhsan Sami Bey ile ilişkisine şekil verdiği gibi bu kişilik özellikleri babasının dışındaki insanlarla kurduğu ilişkileri de biçimlendirir. Yani Gamze babasının
kendisi üzerindeki tahakkümünü, onun kendi benliğini, kendi varlığını baskılama girişimlerini bir bakıma sadece evde, ailede değil, dış hayattaki, sosyal hayatta da yansıtır. Bu kişilik özelliklerini dış hayatta da yansıtır. Makine mühendisliği bölümünde okumaktadır. Bir miktar sosyalleşmek için sinema kulübüne üye olur. Burada bir takım arkadaşlar edinir. Bu arkadaşlarla aslında sosyalleşmek onun en önemli şeylerinden, isteklerinden, arzularından bir tanesidir. Aslında aynı zamanda sinema kulübü vesilesiyle babasından ve babasının tahakkümünden, babasının baskılarından da kurtulabilmektedir. O karanlık odaya girip, sinema kulübünün karanlık odasına girip, işte film şeritleriyle uğraşırken aslında hem babasını hem de yaşadığı ızdırapları, sıkıntıları unutmaktadır. Unutmaya çalıştığı en önemli şeylerden bir tanesi de annesinin ölümüne neden olduğunu düşündüğü babasının hatasıdır aslında. Babasının sevgisiz tutumudur. İnsanları sevgisizlikle terbiye etme tutumunu da bir bakıma sinemaya sevgisini aktararak unutmaya, bu durumdan, bu duygudan uzaklaşmaya çalışır. Aslında sinema kulübü, farklı arkadaşlar edinmesi, burada sosyalleşmeye çalışması Gamze'nin içindeki çığlığı ortaya çıkartmasını da sağlar. İçinde bir çığlık vardır. Bu çığlığı sürekli baskılamaya çalışıyordur. Hayatı bir dereceye kadar kendi kontrolü altındadır. Ama bir yerden sonra hayatını kendisi kontrol edememektedir. Bir bakıma onun ileride yaşayacağı aşk ilişkisi, Stavros'la yaşayacağı aşk ilişkisi ve sinema kulübündeki çabaları, sosyalleşme gayretleri onun içindeki çığlığı ortaya çıkartma gayretinin bir sonucudur. Saf, temiz, iyi yürekli bir kızdır ve kolay kolay kandırılabilir. Onun ne yazık ki en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Öyle ki bir sınav esnasında, üniversitede bir sınav esnasında Ethem isimli yakışıklı bir hocalarına diğer öğrencilerin, kolejli öğrencilerin, kolejli kızların onu aldatmasıyla, kandırmasıyla sınav kağıdının üstüne "seni seviyorum Ethem" yazmıştır Fransızca. Sonra bir öğrenmiştir ki diğer öğrenciler bu cümleyi yazmamış. Sırf Gamze'yi oltaya getirmek için, Gamze'yi hocanın karşısında küçük düşürmek için bu cümleyi yazmışlardır. Ve dolayısıyla Gamze hocasının karşısında küçük düşmüş. Onun eleştirilerine, onun işte şeyine, ne diyelim ona, eleştirilerine maruz kalmıştır. Bu açıdan Gamze'nin sinik bir karakter olduğunu, içe dönük bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Gamze aslında Feriha'nın, yani annesinin mirasını, annesinin kişilik özelliklerini hiç bilmediği halde yaşayan, bu kişilik özellikleri edinen Gamze bir süre sonra kendisi de fark etmese de bireyleşmeye başlar. Bu aslında Gamze'nin değişim ve dönüşümü açısından oldukça önemlidir. Gamze bir çaba içerisindedir. "Ben de varım" demek istiyordur aslında. Kendi varlığını başkalarının nazarında duyurmak ve göstermek istiyordur. Bu noktada Gamze'nin bu çabalarını bir çıkış noktası olarak sağlayan duygu da aşktır. Aşk duygusu Gamze'nin artık kendi varlığını hissetmeye başlamasını, bireyleşmeye başlamasını da sağlayacaktır. Erasmus değişim programıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen, İstanbul'a gelen Stavros'la başladığı aşk ilişkisi babasına itiraz edebilmesini, bir kanun koyucu, bir kural olan, yani kuralları koyan kişi olan babasına itiraz edebilmesini, babasına itiraz ederek kendi hayatını, kendi talepleri, istekleri ve arzuları doğrultusunda kurabilmesini de sağlamıştır. Bu noktada şu söylenebilir tabii ki, aşkın diriltici bir gücü vardır. Aşk, insanın kendi varlığını duyumsamasını sağlayan bir duygudur. Tabii erkek ve kadın için hiç önemli değil, sadece kadınlar için değil. Erkek ve kadın için vücudun kimyasını değiştiren, vücuttaki dengeyi farklılaştıran ve aynı zamanda bu dengeyle birlikte duyguların da değişmesini sağlayan, belki de bu duyguların önünde engel olan kişilerle de
net bir biçimde çatışmasını sağlayan unsurlardan, duygulardan biridir aşk. Dolayısıyla eğer aşk duygusu kendisinin önündeki, aşk duygusunu yaşamanın önündeki engel olan kişilerle bireyin çatışmasını sağlıyorsa, o birey aynı zamanda kendi kişiliğini de, kendi bireyliğini de kurmaya başlıyor anlamına gelir. Bireyleşmeye başlıyor anlamına gelir. Mütehakkim, dedik olan, bir baba olan İhsan Sami Erkol, kızının Yunan bir gençle birlikte olmasını, arkadaş olmasını hazmedemez, bundan hoşlanmaz. Yani kızının tutulduğu delikanlı Yunan olmasa, Türk olsa, acaba İhsan Sami Bey'in davranışı, bu olaya bakışı değişecek midir? Elbette değişmeyecektir. Ama delikanlı Yunanistan'dan geldiği için, bir Rum olduğu için İhsan Sami Bey bundan daha fazla rahatsız olur. Daha fazla rahatsız olmasının en önemli nedeni aslında İhsan Sami Bey'in bir Girit göçmeni olmasıdır. Babası Ali Usta 1923 yılında gerçekleşen mübadeleyle Girit'ten Türkiye'ye, Çanakkale'ye gelmiş, burada yaşamını kurmuş biridir. Bu bir travma olarak İhsan Sami Bey'in zihninde yer edinmiştir. Bu travmadan kurtulamaz İhsan Sami Bey hayatı boyunca. Bu travma aslında sadece göç travması değildir. Aynı zamanda bu travmanın başka bir cephesi de vardır ki, o da İhsan Sami Bey'in amcasının, daha İhsan Sami Bey hayatta değildir o zaman, İhsan Sami Bey'in amcasının göç esnasında Çanakkale'ye inerken kaybolmuş olmasıdır. Gemide bulunamamış olmasıdır. Ali Usta da, yani İhsan Sami Bey'in babası, bu olaydan dolayı çok üzülmüştür. Ve bu üzüntünün sonucu olarak doğan çocuğuna, erkek çocuğuna Sami adını vermiştir. Bu da bir travmadır. İhsan Sami Bey'in zihninde amcasının adını taşıyan İhsan Sami Bey sürekli olarak bu göçün bir neticesi olarak amcasının kaybolduğunu, onu bulamadıklarını, kim bilir nerede olduğunu düşünür ki babası da benzer duygulara ve düşüncelere sahiptir. Tabii İhsan Sami Bey'in travmaları bununla bitmez. Babasının vefat etmesinden sonra İhsan Sami Bey Kepirtepe Köy Enstitüsü'ne yatılı olarak annesi tarafından yazdırılır. Dolayısıyla hem babasını kaybetmiştir, hem de yatılı okula yazıldıktan sonra annesini de kaybetmiştir. Bu okulda, Kepirtepe Köy Enstitüsü'nde milliyetçi bir, vatansever bir öğretmen olarak yetişen İhsan Sami Bey, aslında kişiliğini tek başına, başkasının yardımı olmadan, herhangi bir duygunun ya da herhangi bir rol model olabilecek insanın desteği olmadan tek başına kurmuştur. Okuduğu metinler, orada verilen eğitim, bir bakıma devletin resmi anlayışını İhsan Sami Bey'in edinmesi, onun kişiliğinde, onun ulusçu tavrında, onun öğretmenliğe bakış açısında, çocuğuna ve ailesiyle, çocuğuyla ve ailesiyle ilişkisinde çok belirleyici olmuştur. Sadece onlarla ilişkisinde değil, diğer insanlarla, örneğin arkadaşı Süreyya'yla da ilişkisini belirlemiştir. Kısacası şunu söyleyebiliriz. Stavros'un, yani Gamze'nin birlikte olduğu Stavros, Yunan, Stavros'un Yunan kökenli olması, bir Rum olması, İhsan Sami Bey'in bu yaşadıkları göçten dolayı, Girit'ten Türkiye'ye gelmelerinden dolayı kızına karşı çıkmasına, bu ilişkiyi reddetmesine, bu ilişkiyi benimsememesine neden olan en önemli hususlardan, unsurlardan biridir. Dolayısıyla İhsan Sami Bey'in travmaları kızının yaşamını da belirleyen, kızının yaşamını da şekillendiren önemli hususlardan, unsurlardan biridir. Elbette Gamze Stavros'la yaşadığı ilişkiyle büyümüş ve olgunlaşmıştır. Kendini fark etmiştir. Az önce de belirttiğim gibi aşk duygusuyla birlikte ruhsal gerilimlerinden de kurtulmaya başlamıştır. Bu oldukça önemlidir. Aşk onun vücudunun kimyasını değiştirdiği gibi ruhunu, duygularını da berraklaştırmıştır. Dolayısıyla babasıyla daha fazla çatışmaya başlamıştır. Daha önce babasıyla çatıştığında konuşmayacaksın, karışmayacaksın ve darılmayacaksın
düsturlarını edinen, annesinden kalan bu düsturlara göre davranan, babasının her dediğine karşı, yani çok kabul etmese de söylediklerini çok karşı çıkmayan, fikirlerini dile getirmeyen, babasının davranışlarından dolayı darılmayan bir Gamze vardır. Ama aşk duygusunu yaşamaya başladıktan sonra Gamze artık babasına itiraz eden bir kadın olmaya başlamıştır. En sonunda ya bir gece geç gelir. Bir gece geç gelir. Babası gece geç geldiğinde ona kızar. Niçin geç geldiğini? Kızmaz da daha doğrusu sorar. Niçin geç geldiğini sorar. O da bunu geçiştirir. En sonunda artık patlar. Bir noktaya gelir ki patlar babasının ısrarlı sorularından sonra. Babasına şunu der. Çünkü annemi siz öldürdünüz. Hocam mermiyle, barutla değil, belki ama asık suratta, çatık kaşta, gülmeyen, güvenmeyen, inanmayan, taş yürekle siz öldürdünüz der. Bu noktadan itibaren babasıyla tartışmaya başlar. Babasıyla babasının fikirlerine karşı çıktığını, bu fikirleri benimsemediğini net bir biçimde ortaya koyar. Aslında sadece babasının aşk, onun yaşadığı aşka hürmetsizliğine karşı çıkıyormuş gibi görünmesine rağmen aslında Gamze sadece buna karşı çıkmaz. Aynı zamanda babasının dünya görüşüne de karşı çıkar. Bunu net olarak burada ifade etmez ama Yunanistan'a, yani Girit'e gittiğinde arkadaşlarıyla tartışırken milliyetçilik karşıtı söylemleriyle bunu, sınırların kaldırılması, dünyada sınırların olmamasına dair görüşleriyle bunu net olarak ortaya koyar. Babasıyla tartışan, babasıyla üst perdeden tartışan Gamze şu cümleyi kurar. Evet geç geldim. Yani burası, bu cümle yok tabii. Evet geç geldim kısmı yok ama erkek arkadaşımla birlikteydim hocam der. Bu arada babasına hocam diye hitap eder. Aralarında belli bir mesafe vardır. Babasına baba diye hitap etmez ne yazık ki. Hep hocam diye hitap eder. Çünkü etrafında herkes babasına hocam demektedir ki babası da bundan çok hoşlanmaktadır. Kızı da aralarındaki bu mesafeden dolayı babasına hocam diye hitap eder. Sonra erkek arkadaşının Türk değil Yunanlı olduğunu söyler. Bunları söylerken aslında bunları yüksek bir tonda söylerken babasının inançlarına, kurallarına karşı çıktığında göstermiş olur. Bir süre sonra Gamze babasını eve davet, pardon özür dilerim, Stavros'u eve davet eder, yemeğe davet eder. Artık Gamze eskisi gibi sinik bir insan değildir. Babasının karşısına erkek arkadaşını çıkartabilecek kadar kendini rahat ve emin hisseder. Babasının karşısına Stavros'u çıkartır, birlikte yemek yerler. Orada da bir takım imalı sözler falan olur ama netice itibariyle Gamze eski Gamze değildir. Gamze aşk ilişkisiyle birlikte, özellikle babasının karşı çıktığı, babasının çok hoşlanmadığı bir milletin evladıyla, delikanlısıyla, genciyle birlikte olmasıyla birlikte beraber bir takım değişiklikler yaşar. Bu değişiklik onun hayatını kendi istek ve arzularına göre kurmaya başladığını gösterir. Gel zaman git zaman ilişkileri ilerler. Gamze Stavros Yunanistan'a gider. Erasmus'la gelen bir öğrencidir. Türkiye'deki işi biter, gider, döner geriye. Yunanistan'a geri döner. Gamze mezuniyet törenine katılmamayı göze alarak Stavros'la Yunanistan'a buluşmaya gider. Gamze de mezun olmuştur artık. Ancak da bundan babasının haberi yoktur. Babası da kızına bir evdeki bir Osmanlıca levhayı satarak oradan aldığı parayla ve kefen parasından bir miktar da ayırarak kızına bir fotoğraf makinesi, son model bir fotoğraf makinesi alır. Mezuniyet hediyesi olarak bu fotoğraf makinesini vermek ister. Ancak Gamze bunların hiçbirini önemsemez. Fotoğraf makinesini de alarak Girit'e gider. Bireyleşmiştir. Özgür bir yaşam kurmak istediğini babasına bu vesileyle de göstermiştir bir bakıma. Stavros'la Yunanistan'da Girit'te buluşurlar. Knossos'a giderler. Burada Brandon isimli bir eski İngiliz dışişleri çalışanıyla karşılaşırlar. Gamze amcası Sami'yi Girit'te aradığını, babasının travma yaşamasına neden olan hususlardan biri olan
amcasının kaybını bu şekilde telafi edeceğini Brandon'a söyler. Brandon da onun Hanya'da bir sinagogdaki kütüphaneciyle kütüphaneci olan Nikos'la tanıştırmak istediğini söyler. Nikos Türkiye'den Girit'e gelen ailelerin ilk uğrak yerlerinden biridir. Türkleri tanımaktadır ve şaşmaz bir adrestir yazarın tabiriyle ve Türklerin akrabalarını bulmasını sağlamaktadır. Neyse olaylar ilerler. Çok daha fazla ilginç şeyler yaşanır. Matala'ya giderler. Matala Camping isimli bölgeye giderler. Burada amcasını arayacaktır. Aslında amcasının yanına gitmiştir. Hiç de farkında değildir bunun. Tabii yazar bunu da açık net bir şekilde söylemez bize. Şeye giderler, Matala'ya giderler. Stavros'la aşk ilişkileri daha da ilerler. Gamze gel zaman git zaman orada geçen süre içerisinde Stavros'u Marina'yla sevişirken bulur, basar. Dolayısıyla o da bir travma yaşar. Daha önce milliyetçiliğe karşı çıkan, sınırların bulunmasından rahatsız olduğunu söyleyen Gamze, bu andan itibaren biraz da duygusal olarak belki de duygusallığıyla birlikte artık Girit'ten, Yunanlılardan nefret ettiğini, o bölgeden nefret ettiğini, rahatsız olduğunu ortaya koymaya başlar, bunu anlamaya başlar ve tabii bu duygulardan kurtulmak için de Fotis'in yanına gider. Fotis o bölgeye sahip olan kişidir. O bölge bir bakıma Fotis'e aittir. Fotis de muhtemelen, ki yazar da bazen söyler bunu, Gamze'nin kaybettiği büyük amcasıdır. Sami'dir aslında. Sonra işte bu olayın neticesinde Türkiye'ye dönme kararı alır. Brandon'a der ki işte beni buraya getiren sensin. Beni havaalanına götür. Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum der. Brandon'la dolunay 2 gece sürer diyerek Stavros'a bir şans vermesini ister. O şans vermeyeceğini söyler. O zaman bir akşam yemeği yiyelim. Son olarak bir akşam yemeği yiyelim. Ondan sonra ben seni ertesi gün bırakırım der. Tamam der Gamze. Akşam yemeği yerler. Akşam yemeğinden sonra çadırlarına Brandon'la bir sahilde yürüyüş yapar. Çadırların bulunduğu bölgeye döndüklerinde Brandon Gamze'ye çektiği fotoğraflara bakmak istediğini söyler. Çok sarhoştur. Hem uyku ilacı almıştır hem de ağır içkiler içmiştir. Dolayısıyla bu ikisi Brandon'ın çok hızlı bir biçimde çadıra girdiğinde uyumasına neden olur. Fotoğraflara tam olarak bakamaz. Gamze de kendi çadırına girer. Sabah olduğunda çok ilginç bir şeyle karşılaşırlar. Gamze'nin çadırında, Gamze kendi çadırında yatmıyor, Brandon'un çadırında yatıyor. Gamze'nin çadırından dışarıya çok fazla kan akmıştır. Gamze şok olur, ne olduğunu anlayamaz. Bir öğrenirler ki Brandon bıçaklanmış. Tabii bütün suç Gamze üzerinde kalır. Bunun nedeni de Brandon'ın Gamze'nin çadırında bıçaklanmış olmasıdır. Bir de tabii aynı zamanda oranın yetkililerinin Gamze'nin Türk olmasından dolayı bir ön yargısı da vardır. Elbette bunun da etkisinin olduğunu söylemek lazım. Neyse bir süre sonra öğrenilir ki Brandon'ı bıçaklayan kişi Hirisula teyzeymiş, teyzedir. Hirisula teyze o yöredeki bir falcıdır. Fal bakmaya çağırırlar bir gece sohbet esnasında. İşte Nikos, Marina, Gamze ve Brandon hep birlikteyken bir sohbet esnasında falcı Hirisula teyzeyi çağırırlar. Hirisula teyze işte fallarına bakar. Gamze'ye onun yanına ağır ağır sokulan birisinin olduğunu söyler. O anda Gamze Marina'ya döner. Stavros'un seviştiği adam, kadın olan Marina'ya döner, bakar. Sonra Stavros şaka yollu, latife yaparak Hirisula teyzeye der ki bu kadın Türkiye'den geldi, Gamze için Türkiye'den geldi. Bir Osmanlı torunu dedesinin buradaki topraklarını alacak. Asıl niyeti bu. Türkiye'ye gelmesinin nedeni bu der. Hirisula teyzenin topraklarını kaybetmeme endişesiyle bu motivasyonla Gamze'nin kaldığı çadırı tespit edip Gamze'yi öldürmeye niyetlendiğini, ama o sırada Brandon'ın Gamze'nin çadırında yatmasından dolayı bıçak darbelerine Brandon'ın maruz kaldığını belirtebiliriz. Aslında burada hedef kimdir? Gamze'dir.
Daha sonra Brandon çıkar, gerçekleri öğrenirler falan. Ortam daha da şey yapar, sakinleşir. Ancak bu sırada İhsan Sami Bey Girit'e gelerek kızını Süreyya ile birlikte Girit'e gelerek kızını alıp Türkiye'ye götürmek ister. İhsan Sami Bey'in esas amacı kızını alıp Türkiye'ye götürmektir. Ancak başka başka şeyler olur tabii. İhsan Sami Bey de bu süre içerisinde yeni bir aşk ilişkisine başlayıp aslında o da kendi eski İhsan Sami Bey'in kişilik özelliklerini terk etmesini sağlayacaktır. Bu aşk ilişkisi. İhsan Sami Bey'in gelmesinden sonra Gamze de şöyle diyelim aslında Gamze Fotis'in girişimleriyle şeyden çıkartılır. Karakoldan çıkartılır. Sonradan Brandon'da bırakılır. Suçlunun Gamze olmadığı anlaşılır. Yotis de der ki siz İhsan Sami Bey de siz de gelin benim otelimde kalın. Orada yaşayın bir süre der. Bu olaylar neticelenene kadar Brandon'ı Gamze'nin öldürmediği anlaşılana kadar yaşayın der. Bu esnada İhsan Sami Bey Katina isimli bir kadına vurulur. Bu kadından hoşlanır. Sürekli olarak onun mekanına gider. Ona tutulmuştur. Bunu bir süre sonra kızı Gamze fark eder. Ancak babası da der ki hadi Türkiye'ye dönelim. İhsan Sami Bey Türkiye'ye dönmeyeceğini, dönmek istemediğini belirtir. Bunun en önemli nedeninde aşk olduğunu biz orada görürüz. Ama tabii İhsan Sami Bey bunu net olarak söylemez. Hatta İhsan Sami Bey çok yakın arkadaşı olan, onunla birlikte Girit'e kadar gelen Süreyya'nın da Türkiye'ye dönmesini, kendisinin orada bir süre daha Girit'te kalabileceğini söyler. Artık İhsan Sami Bey ulusçu önyargılarından kurtulmuş, yeni bir adam olmuştur. Artık Yunanlılara düşman değildir. Öyle ki bir Yunanlı kadına aşık bile olabilmiştir. Bize yazar aslında şunu gösterir. Aşk duygusu sadece Gamze'yi değil, aynı zamanda katı milliyetçi düşüncelere, tutumlara sahip olan İhsan Sami Bey'i de değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Mütekaid öğretmen, yani emekli öğretmen, milliyetçi, vatanperver, Atatürkçü hatta İhsan Sami Bey'in bir süre sonra bakarız ki evrensel bir bakış açısına sahip olur. Roman bu özellikleriyle ilk önce Gamze, sonra İhsan Sami Bey'in değişim ve dönüşümünü merkeze alan bir öykü olarak okunabilir. Bu tarafı oldukça önemlidir. Ve bu özelliği aslında milliyetçilik karşıtı söylemlerin de insanları, daha doğrusu milliyetçi söylemlerin de insanları birbirinden ayırdığını, tarihi önyargılarla insanların birbirini anlamamasına neden olduğunu da ortaya koymaktadır. İnsanlar milliyetçi söylemlerden, düşüncelerden ne kadar uzaklaşırsa karşıdakini, ötekini de bu vesileyle anlamaya, onun duygularını görmeye, değerlendirmeye başlar. Anlamasa, görmese bile karşısındakini, ötekinin varlığını duyumsamasa bile en azından onu olduğu gibi kabul eder. Tarihi bagajını tarihte bırakır, bugüne taşımaz ve dolayısıyla asla kendi yaşamadığı, kendi başından geçmeyen tarihi olaylardan dolayı bugün öteki olarak gördüğü insanlara düşman olmayabilir. Romanda bu net olarak verilmektedir. Gamze romanın sonunda Girit'ten ayrılmıştır. Girit'ten ayrılıp İstanbul'a dönmüştür. Dönmek için uçağa binmiştir. Sonra İstanbul'a inmiştir. Eve vardığını göremiyoruz tabii biz. Ancak İhsan Sami Bey kalmıştır orada. Katina ile aşk ilişkisi yaşayacağını, yaşamaya devam edeceğini net bir tavır olarak ortaya koymuştur. Çok kayda değer bir duygudur aşk duygusu. İnsanların içinde bulundukları durumdan kurtulmalarını, sahip oldukları ön yargıları bırakmalarını, değişmelerini ve dönüşmelerini sağlar. O yüzden Dolunay İki Gece Sürer isimli romanını sadece bir göç edebiyatı olarak değil, aynı zamanda bir aşk ilişkisinin anlatıldığı roman olarak da okumak mümkündür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.